Müjde! Galatasaray Kaan Ayhan'la anlaştı. Galatasaray'da her transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kaan Ayhan, sarı kırmızılılarla anlaşma sağladı. Stoper ve ön libero pozisyonlarında oynayan 26 yaşındaki futbolcu, takımının küme düşmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Ancak Galatasaray'ın oyuncunun çıkış ücretini ödeyememesi nedeniyle milli stoper tercihini İtalya Serie A ekibi Sassuolo'dan yana kullanmıştı. Bu sezon Sassuolo'da istediği kadar forma şansı bulamayan Kaan Ayhan, kulübünden ayrılma kararı aldı. Yıldız futbolcu menajerler aracılığıyla Galatasaray'a transfer olmak için haber gönderdi. İtalyan kulübü de bu transfere sıcak bakıyor. Sassuolo'ya 2,5 milyon euroya transfer olan Kaan Ayhan'ın ayrılığı için kulübü 2 milyon euro civarı bir bonservis bedeli talep ediyor. Kaan Ayhan'ın da yaklaşık 1 milyon euro maaş talebi olduğu öğrenildi. A milli takımla Euro 2020'de forma giyen Kaan Ayhan, daha önce de Galatasaray'da forma giymek istediğini açıklamıştı. Fatih Terim, Kaan'ın stoper bölgesinin yanı sıra sağ bek ve ön libero mevkilerini de oynayabilmesi nedeniyle çok istiyor. Galatasaray'dan Jefferson Lerma bombası. Ön libero arayan Galatasaray'da Bournemouth'ta forma giyen Jefferson Lerma ön plana çıktı. Marca gazetesinin Kolombiya versiyonu Galatasaray'ın Valencia ile beraber Bournemouth'ta şampiyonşipte yer almak isteyen Jefferson Lerma'ya teklif yaptığını yazdı. Gazete Kolombiyalı oyuncunun geçen sezon Premier Lig'den düşen Bournemouth'a verdiği sözü tuttuğunu ama bir sezon daha alt liglerde oynamak istemediğini yazdı. Bu yüzden İngiliz ekibinin yöneticileriyle bir görüşme yaptığı belirtilerek 26 yaşındaki ön libero'nun Galatasaray ve Valencia benimle ilgileniyor. Bu takımlardan gelen tekliflerden birisinin değerlendirilmesini bekliyorum dediği ifade edildi. Gazeteye göre Bournemouth oyuncunun isteğine saygı gösterip kiralanmasına izin verecek. Haberde ayrıca Galatasaray'ın Valencia'nın önüne geçebilmesi için iyi bir teklif sunması gerektiği dile getirildi. Canlı yayında Galatasaray'ın yeni transferini duyurdular. Galatasaray transferler otayı maliyeti uygun oyunculara çevirdi. Kolombiya basınında çıkan haberlere göre Galatasaray Arjantin TV River Plate'in golcüsü Santos Borre'yi kadrosuna katmak istiyor. Aslan'ın kontratı Haziran sonunda bitecek olan yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak üzere olduğu ifade edilen haberde, görüşmelerin sürdüğü ve sarı kırmızılıların Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de devreci olduğu Borre'nin transferini bitirmeye çok yakın olduğu aktarıldı. Bu sezon Arjantin Ligi'nde 13 maça çıkan Borre, 8 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. 25 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Atletico Madrid ve Villarreal gibi takımlarda forma giydikten sonra, 2017 yazında 3,5 milyon euroluk bonservis bedeliyle River Plate'e transfer oldu. Kolombiya milli takımında 2 maça çıkan Santos Borre, milli formayla henüz golle tanışamadı. Öte yandan Arjantin'de bir televizyon programında ise Santos Borre'nin Galatasaray'a imza atmaya çok yakın oldu. Ve sarı kırmızılılarla 5 yıllık sözleşme imzalayacağı duyuruldu. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Santos Borre, 9 numara pozisyonunun yanı sıra forvet arkasında da görev yapabiliyor. Galatasaray'dan Juan Mata bombası. Selamlar dostlar, naber? Galatasaray'la ilgili oldukça önemli haberler var. İsterseniz hemen başlayalım. Önümüzdeki sezon ligi domine edecek ve Avrupa kupalarında özenen başarıları yakalayabilecek düzeyde bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları harıl harıl devam ediyor. Sarı Kırmızılıların scout ekibi sezon sonunda bonservisini eline alacak olan yıldız isimlerle ilgili bir rapor. Henüz sözleşmesi devam ederken teknik patron Fatih Terim'in önüne sunmuştu. Bu lisedeki dünya yıldızlarını dikkatle inceleyen Terim ise transfer raporuna İspanyol süper yetenek Juan Mata'yı da eklemişti. Galatasaray'ın transferden sorumlu ekibi bu listedeki isimlerden biri olan İspanyol orta sahayla da görüştü. 30 Haziran itibariyle İngiliz devi Manchester United'la anlaşması sona erecek olan 33 yaşındaki İspanyol dünya starı için en önemli transfer seçeneklerinden biri Galatasaray olacak. Juan Mata'nın ofansif orta sahanın her bölgesinde forma giyebilmesinin Fatih Terim'in ilgisini çeken faktörlerden biri olduğu ifade edildi. Sarı Kırmızılıların bu transfer için oyuncunun menajeriyle görüştüğü ve büyük oranda anlaşma sağladığı bildirildi.
Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan 33 yaşındaki futbolcu kariyerinde Real Madrid, Chelsea, Valencia ve Manchester United gibi takımlarda forma giydi. Bu sezon İngiltere Premier Ligi'nde 9 maça çıkan Juan Mata, bu maçlarda takım adına 1 gol atıp 2 de asist yapmayı başardı. İspanyol ve İngiliz basınlarında çıkan haberlere göre ise süper orta saha Galatasaray'la 2 yıllık bir anlaşmaya vardı bile. Buna göre Juan Mata kariyerinin sonunda Galatasaray'ı yeniden Avrupa'nın en parlak takımlarından biri haline dönüştürmeye çalışacak. Kariyerinde oynadığı tüm takımlarda toplam 620 maça çıkan Juan Mata, bu maçlarda 138 gol atıp 157 de asist yaparak takımlarına tam 295 gollük katkı sağladı. Futbol kariyerinde 273 kez en çok Manchester United formasıyla sahalarda boy gösteren ünlü futbolcu, en fazla golü de yine kırmızı formayla kaydetti. İspanya milli takımında ise 41 maça çıkan Juan Mata 10 gol atarak ülkesine hizmet etti. Birçok pozisyonda rahatlıkla forma giyebilen 33 yaşındaki yıldızın en verimli olduğu mevki ise 10 numara olarak tabir edilen forvet arkası pozisyonu. Bonservisine tüm zamanlarda 72 milyon euro ödenen Juan Mata, son olarak 2014 yılının kış transfer döneminde bir başka İngiliz devi Chelsea'den halen formasını giydiği Manchester United'a tam 45 milyon euroluk bir bedelle transfer olmuştu. İspanyol medyasına dünyaca ünlü yıldızın Galatasaray'la anlaştığı servis ediliyor. İngiltere'de yılda 8,5 milyon sterlin kazanan Mata'nın eline net 4,5 milyon sterlin geçiyordu. Ancak kariyerinin son döneminde olan yıldız orta sahaya büyük bir maddi fedakarlık yapması gerektiğinin farkında. Yıllık 1,5-2 milyon euro bandına bir teklife ikna edilecek olan İspanyol yıldız sizce Galatasaray'ın beklediği etkiyi yapabilir mi? Yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Galatasaray'dan sürpriz karar. Bankalar Birliği ile anlaşmasını revize eden Galatasaray, 56 milyon euro olan futbol A takım bütçesini yeni sezonda %20 düşürmek zorunda. Yeni yönetimin ilk işi Falcao ve Fegoli'nin 9 milyon euroyu bulan yıllık maliyetinden kurtulmak olacak. Bu iki yıldızdan sonra 3-4 milyon euro ile takımın en fazla kazananı olan Ryan Babel gönderilecekler listesinde değil. İşte Babel'in takımda devam etme nedenleri. 1. Hollandalı yıldız Nisan ve Mayıs aylarında sergilediği performansla Galatasaray'ı şampiyonluk yarışına ortak etti. Geçtiğimiz sezonu 8 gol 5 asistle tamamladı. 2. Euro 2020 için Hollanda milli takımından davet alamadı ve turnuvada piyasa yapma ihtimali ortadan kalktı. 3. Ryan Babel bir yıl kalan sözleşmesini Galatasaray'da tamamlamak istiyor ve yine ücretinde %15 indirim yapmaya hazır. 4. Mustafa Muhammed Tokyo Olimpiyatlarında olacağı için Temmuz ayındaki Şampiyonlar Ligi elime maçlarında yok. Hem bayacak ne satılacak, Falcao ise güven vermiyor. Sarı Kırmızılı takım yeni sezona forvetle Ryan Babel ile başlamanın planlarını yapıyor. Ve 5. Tatilde de bireysel antrenmanlarını aksatmayan 34 yaşındaki oyuncu haftaya Florya Metin Oktay tesislerine fizik olarak hazır gelecek. Sizin anlayacağınız Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında büyük ihtimalle Mustafa Muhammed'in yokluğunda Ryan Babel forma giyecek.